Müzik, insanlığın tarihi yolculuğunun içsel tınısı. Müziğin etkilerinden haberdar olmamız ve bundan faydalanmayı öğrenmeniz neredeyse müziğin başlangıcı kadar eski. Müzik sesiyle tanışmamız belki de anne karnında başlar ve nini sesiyle devam eder. Hayatın tüm evrelerinde ayrılmaz bir parça olur. Yaşamla bu kadar iç içe geçmiş olan sesler ve tınılar ritimle kimi zaman bizi eğlendirir, kimi zaman da hüzünlendirir. İnsanoğlu sevincini, hüznünü, aşkını, Tanrı'ya yakarışını, kısacası ortak tüm duyguları notalara ve sözlere döker. Müzik insanlığın ortak lisanıdır. Başlangıcından itibaren bakacak olursak insan ve müzik, hatta insan ve ses ilişkisi anne karnında başlayan bir olgu. Bizler anne karnında oluşum başladığı andan itibaren ilk oluşma gösteren nokta kulak ve işitme noktasıdır. Daha sonra vücut oluşumunu tam olarak tamamlar. Bu demek oluyor ki bizler aslında ve tüm canlılar bir organizma noktasında aslında duyarak başlıyoruz. Ve bu duyuş bizim normal vücutlarımızla algıladığımız bir duyuş gibi değil, belli frekansları yakalama noktasında bir duyuş olarak başlıyor. Buradan baktığımızda aslında bir farkında olarak ses ile yaşamak doğada ya da farkında olmadan ses ve müziğin kontrolünde olmak gibi kavramlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Anne karnındaki bu başlangıç devamında bir canlıya dönüşmemize, kulakları olan, gözü olan, bu koku almayı bilen bir canlıya dönüşmemizi sağlıyor. Ama temelinde baktığımızda aslında bizler görmesek de, koklamasak da ya da bir madde bedene dönüşmesek de aslında duyarak algılayabilen ya da bir his ve bir ses bağlantısı kurabilen, beynimizde sesleri düşünsel anlamda hissedebilen organizmalarız. Asmaya da kurdum salıncak, eline de verdim oyuncak. Ne olmuş da bir daha oluncak, huylu benim yavruma hu.
İnsan tüm yaşamı boyunca doğadaki ses veren nesnelerle ilgilenmiş, nesnelerin görünüşlerinin yanı sıra çıkardıkları seslere göre bir yargıya varmıştır. Böylece sesleri tanıyıp anlamaya, o sesleri kullanarak iletişim kurmaya çalışmıştır. İnsanoğlu yalnızca müzikle iletişim kurmakla kalmamış, müziği psikolojik sorunlarını gidermek için de yardımcı araç olarak kullanmış, böylece müzikle tedavi ortaya çıkmıştır. Eski Yunan müziğine ait elimizde bulgular, bilgiler var. Eski Yunan'da da baktığımızda hastaların tedavisinde bir tedavi merkezi olarak hastaların tedavi edilmesi için yapılmış olan asklepiyonlar vardır. Asklepiyonlar dünyanın ilk sağlık hastaneleridir. En büyükleri Atina Epidaurus'ta, Kos Adası'nda ve Bergama'da bulunmaktadır. Ama sadece bununla sınırlı değildir. Daha birçok asklepiyonlar vardır. Asklepiyonların hepsinde müzikle tedavi uygulanmamıştır. Büyük olanlarda genellikle uygulanmıştır. Eski Yunanlılar, sağlık problemlerine yaklaşımlarında genellikle insanı etkilemesi nedeniyle müziğin önemi üzerinde durmuşlardır. Bu nedenle de müziğin ruh ve beden üzerindeki etkileriyle ilgili araştırmalar yaparak tedavide kullanmışlardır. Dolayısıyla da Bergama Asklepion'unda hastalara uygulanan çeşitli tedavi yöntemleri arasında müzik tedavisi de önem taşımaktaydı. Eski Yunan medeniyetinde Asklepionlarda uygulanan tedavi yöntemleri çamur banyoları, şok, telkin, bitkilerden yapılmış olan kremlerle masaj ve müzik dinletileri, müzik aktif ve pasif olarak, bireysel ve grup olarak uygulanmakta. Asklepion'un hemen yanında bulunan, Romalılar döneminde yapılan amfiteyatrda müzik terapi uygulamaları yapılmakta. Tabii ki Asklepion kutsal alan, Asklepios adına yapılmış olan alanı bir tarif ettiğimizde Bergama eski adıyla Pergamon olarak anılmakta. Lidya Pers egemenliği altına girmiş. Daha sonra da Makedon Kralı İskender'in emri altına giren bir yerleşim alanı, eski bir yerleşim alanı. Kral ve soylu kişiler Akropol'de saraylarda konaklarında yaşamakta. Akropol 1874 yıllarında Almanlar tarafından yapılan kazılarla birçok kalıntılar yüzüne çıkarıldı. Ama pek çok kalıntı gene toprak altında bulunmakta. Daha sonra 1976'da gene Almanlar arkeologların yapmış olduğu kazılarla bir takım kutsal yolun bir kısmı tekrar çıkarıldı. Akropol'de yamacında birçok tapınaklar var. Bir kısmında büyük bir amfiteyatr bulunmakta. Dolayısıyla Asklepion'un yanındaki amfiteyatrla Akropol'ün sırtındaki amfiteyatr arasında çok büyük bir fark var. O zaman şu netice ortaya çıkıyor. O zaman Asklepion'da müzik terapi uygulamaları o yanındaki amfiteyatrda, Romalılar döneminde yapılan amfiteyatrda uygulandığının somut delili. Asklepion'un yanındaki amfiteyatrda, Romalılar döneminde ek olarak yapılmış olan amfiteyatrda müzik terapi uygulamaları yapılmakta o dönemlerde.
Müzik terapi bireysel ve grup olarak yapılmakta. Aktif ya da pasif olarak. Aktif, hastaların aktif olarak müziğe katılmaları anlamına gelmekte. Pasif olarak da dinleyici konumda hastalar. Bireysel olarak yetenekli olan hastalar ya da bir müzisyen çıkarak o dönemin eserlerinden, terapide uygulanan eserlerinden çalıyor. Ve hastalar bunu dinleyerek stresten, kaygılardan uzaklaşıyorlar. Asklepion'un yanında bulunan amfiteyatroda hastalara uygulanan aktif ve pasif müzik tedavilerinde icra edilen ezgilerin ve müzik icrasında kullanılan çalgıların ayrı bir önemi vardır. Nefesimizle beraber kalp atışlarımız sese eklenen ilk ritimdir. Bu armoni devam ettiği sürece sağlık mevcuttur. Müziğin insan bedenine olan etkisi ve bu etkinin gücünü bilenler, onu bozulmuş dengenin düzeltilmesinde sık sık kullandılar. Tüm kültürlerde şifacılar bugün tam olarak anladığımız bir şekilde seslerden, ritimden, armoniden faydalandılar. Hayat ve duyduğumuz her ses düzenli olsun, düzensiz olsun ki müzik zaten doğadaki bağımsız olan sesleri belli bir armoni ve bir armonizasyon için bir araya getirmek, düzenli hale getirmek ve bu düzensiz seslerin armonizasyonundan bir müzik oluşturmak üzerine kuruludur. Ve bu müziği oluştururken insan vücudu, insan beyni üzerindeki vücudumuz ve organlarımız, özellikle de beynimiz ki beynimiz bütün vücudumuzdaki hastalıkları kontrol eden noktadır. Bu farkındalık ve ses, müzik ve vücudumuzdaki etkileşim doğrultusunda da bizlerin herhangi bir ses ya da bir herhangi bir frekans algılayamasak bile ya da bir müziğin içerisindeki bir frekans ve bir tonalitenin hatta akorlara kadar varan bir bilginin ve bir yönetimin kontrolünde olduğumuzu, bu bilinçle hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor. Peki ya insan neden ses üretir? Ve nedir insanla müzik arasındaki ilişki? Müzik ve insan olarak başlarsak belki söze şöyle düşünebiliriz. İnsan var olduğundan belki insanın var olmasından önce dünya var olduğundan, canlılar var olduğundan beri aslında ses var. Çünkü sesi üreten her kaynak bir müzikal ses olarak dünyada değerlendirilip bugün elektronik müzikte olsun, soundscape denilen müzik, spektral müziklerde olsun farklı sesler modifiye edilerek, kullanılarak yaratılan eserler mevcut. O açıdan da müzik ve insan ilişkisi bu anlamda çok farklı artık müzik tarihi içinde değerlendirmelere gidebiliyor. Tabii ki müzik aslında insanla ilişkisi olması açısından başladığımızda insanın ses üretimine ile başladığını düşünebiliriz. İnsan niye ses üretir? Aslında insan ilk dönemlerden itibaren tamamen doğayla olan ilişkisinden dolayı doğayı taklit, doğayla mücadelesini, ondan başa çıkma hadisesini müzikal olarak ifade etmiş. Yani bütün çalgı üretimlerinde olsun, ses üretimlerinde olsun bu ifade çok önem kazanan konulardan biri. Ama bu sonrasında tabii kültürler, medeniyetler, farklılaşan dünya coğrafyasındaki farklı ülkeler bunu farklı şekilde değerlendirmişler. Yani bu anlamda müzik kelimesi aslında hem toplumsal bir ifade olarak hem sanatsal bir ifade olarak çok farklı yönlerde değerlendirilebiliyor. Tıp tarihinde Türklerin ruh hastalarını müzikle tedavi ettiğine ilişkin pek çok bilgiye rastlamak olasıdır.
Şamanlar bazen günlerce süren ayinlerinde pentatonik, yani beş sesli melodileri icra eder, trans haline girerlerdi. Şamanizm ve sıtma hastalığıyla ilgili bir belgede hasta şunları anlatır. Burada ben müthiş bir sıtmaya tutulmuştum. Bu bende Buhara'dan beri vardı. Hükümet azasından Arifov kinin getirmişti. O da kulaklarıma kötü tesir ediyordu. Bir gün dediler ki yakında Akçar ismindeki köyde çok tecrübeli bir şaman var. Ona tedavi ettirelim. Ben de çar naçar razı oldum. Şamana haber verildi. Köyüne gittik. Bir Özbek çadırı içerisinde büyük bir ateş yakılmıştı. Şaman benimle bir süre çay içip sohbet ettikten sonra arkadaşlarıyla ateşin etrafında bir daire oluşturdu. Elinde düngür adı verilen davulu çalarak şamani ezgiler söyleyip dönmeye başladılar. İşte bu suretle hayatımda ilk defa bir şaman ayini görmüş oldum. Bu olaydan sonra bir ay süreyle Özbeklerin yanında kaldım. Çeşitli defalar aynı ezgiler ve ritüeller eşliğinde günlerimi geçirdim. Ve en nihayetinde hastalığım tedavi edilmiş oldu. Türk çalgılarının en büyük özelliği içerisinde deri taşıyor olmasıdır. Eğer bir çalgının, rastladığınız bir çalgının Türk çalgısı olup olmadığını anlamak istiyorsanız, tezenesinin üzerinde bir deri olup olmadığından sonuç elde edebilirsiniz. Deri titreşim demektir çünkü. Yani bu bilgiyle yapıldığı zaman bir anlamı var. Ve bu deriyi tabii sadece kamlar, yani bu bilgiyi bilen ve bu bilgiyle yaşadığı etrafındaki, toplumdaki, topluluktaki insanları tedavi etme bilgisine sahip olan insanlar tarafından bu gerçekleştiriliyor. Bu insanlar aynı zamanda astral güçleri olan, yaşadıkları yeryüzü boyutunun dışında boyutlar arasında da düşünsel ve ruhsal seyahatler düzenleyebilen ve bu seremoni ve müzik bilgisiyle kendisine gelen hastalığı, hasta kişiyi tedavi eden, karşılığında da bir beklentisi olmayan, hatta o yapmış olduğu iyiliğin karşısında da bir ufak bir hediye, yani ama hediye dediğimiz şey bir anı, o davula bağlar ve o davulun üzerindeki o parçacıklar, hediye parçacıklar ne kadar fazlaysa o kadar iyi bir kam olduğu ve o kadar insanı tedavi ettiği anlaşılırmış. Baktığınız zaman o yüzden o dönem yapılan enstrümanlar aslında sadece kamlar tarafından yapılan enstrümanlar, tedavi amacıyla yapıldığı bilinen bir takım kozmik bilgileri ve evrensel bilgileri de içerisinde barındıran ve o enstrümanları yaparken gidip bir ağacı kesmek değil de yıldırım çarpmış ya da kendiliğinden ölmüş, doğal yollarla ölmüş bir ağacı seçmesi o enstrümanı yaparken. Üzerine geleceği deriyi hedeflerken gidip bir hayvanı boğazlamak değil de hastalıktan ölmüş bir geyik ya da başka bir deriyi kullanarak o enstrümanı hayata geçirmesinin altında hep bir merhamet duygusu da var. Yaşayan ve yaşamayan her şeyin canlı olarak kabul edildiği, ağacın, bütün gördüğümüz bütün atom türevi varlıkların aslında bir varlık modeli oluşturduğu felsefesine, ki şu anda bizlerin hiçbir şekilde insandan başka bir obje yok felsefesinin tam tersidir aslında. Keşke bizler bu ilkel diye tanımladığımız dönemlerin aslında ilkel değil, yaşadığımız dönemin aslında ne kadar ilkel bir dönem olduğunu farkına varmak için de biraz harekete geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. İşte bu felsefi miras günümüzde
Orta Asya şamanlarının transa geçip dans ederek kopuz, dombra, davul uyumuyla örülen tedavi seansları şeklinde halen Kazak, Saha, Kırgız, Tuva ve Ural bölgelerinde varlığını sürdürmektedir. Özellikle Kazak, Kırgız ve Altay Türklerinde baksı dansı adı verilen bir dansla terapi yapılmaktadır. Bu dansın şu anda dünyada yaşayan müzik ve hareket terapisinin en eski ve en belirgin özelliği ve örneği olduğu bilinmektedir. Modern fizyoterapistler de bu dansa çok ilgi gösterirler ve derler ki modern fizyoterapinin iki önemli özelliği vardır. Hareketler detay organdan başlar, mesela kollardan başlar, ayaklardan başlar, globale bütüne yönelir ve yavaştan başlayıp hızlanır ve tekrar yavaşlayacak biter. Bu iki önemli özellik baksı dansında çok iyi görülür. Orta Asya döneminde kullanılan kopuz veya diğer çalgılar tedavi edici, iyi ruhları çağıran, kötü ruhları kovan önemli unsurlar haline gelmiştir. Altaylar ve kuzeyinde ise hasta tedavisinde daha çok davullar ön plana çıkmıştır. Eski Türklerde tedavi amacıyla kullanılan müzik ve dans sosyal hayatta da önem kazanmıştır. Baksı ve kam adı verilen tedaviciler bu anlamda toplum içinde önemli bir yer edinmişlerdi. Asya Türk tedavicileri tedavi seansı sırasında kutsal saydıkları müzik aletlerine özel önem verirlerdi. Bunlar içinde kopuz ismiyle ifade edilen yay, ağız ve parmakla çalınan aletlerin tedavi edici özellikleri olduğuna inanılırdı. Ayrıca spiritüel tarafı da vardır, yani manevi tarafı da vardır. Nitekim bu dansı yapacak olan kişi önce ata ruhuna saygı duyar. Ata ruhuna saygı duymak ne demek? Abstraksiyona ulaşmak demek. Abstraksiyona ulaşmak çok geniş bir düşünce ve algılama kabiliyetini beraberinde getirir. Bu hale ulaşmaya çalışan insan statik dar kalıpların dışına çıkar ve ilham duygusuna ulaşır. O ilham duygusuyla elde ettiği bilgi normal determinist bilgilerden farklıdır. Çünkü o anda zuhur eden ve o ana en uygun olan bilgilerdir ve ilhama dayanır. Bu bilgilerle hastaya nasıl tedavi yapacağını ata ruhunun yardımıyla sezer ve bunları kullanmaya başlar. Ayrıca kollar, omuzlar ve baş hareketleriyle bu dans yürüdüğü için enerjinin çeşitli organlar kanalıyla iç organlarda gelişmesi ve çalışır hale gelmesi veyahut da üst seviyeye ulaşması söz konusudur. Baksı dansında bunları görüyoruz. Bu baksıların, kamların törenlerinde kullanılan aletler ve nasıl yapıldığına dair bilgilere döndüğümüz zaman aklımıza ilk gelen enstrüman kıl kopuz olur. Anadolu'da kullanılan kemençelere benzer iki telli ve telleri at kuyruğundan yapılan bu alet yine at kuyruğundan yapılan bir yayla çalınır. Kopuz ismi Orta Asya Türklerinde müzik enstrümanı, müzik aleti anlamında kullanılır. Fakat çeşitleri vardır. Kıl kopuz bunlardan sadece biridir. Ağızda çalınan ağız kopuzu, mızrapla çalınan mızraplı kopuz veya rumi kopuz veya koçkarca rübap adında alan aletler var. Yine arpejle çalınan dombra gibi kopuz çeşitleri var. Bunların yanı sıra yatugan veya yatak veya cetigen adı verilen dizlerin üzerine yatırılarak çalınan alet vardır. Ve bunun haricinde topşur adı verilen dombraya, saza benzer aletler var. Bütün bunların yanı sıra su sesi de kullanılır. Su sesinin birçok anlamı vardır. Akışkanlık sağlar. Bir. Akışkanlık hayatın kendisidir. Baksının yapmak istediği şey o suyun içinde vardır. Çünkü baksı o an için deforme olan veya hareket kabiliyetini yitirmiş olan bir enerjiyi yeniden aktive etmeye çalışır. Su bunun en güzel örneğidir. Nitekim bu anlam itibariyle daha sonra gelişen şifaneler içinde su şadırvanlardan hastaya şifa dağıtmak amacıyla organize edilmiş çok önemli bir unsurdur. Yine suyun temizlik özelliği ve ayrıca suyun akışkanlığının yanı sıra insana
sükunet veren, huzur veren ve bulunduğu yeri dolduran bir özelliği de vardır. Bu akışkanlığın yanı sıra. Bütün bunlar birleştiği zaman su sesinin yabancı olmayan, insana kendinden yakın olan bir hususiyeti de ortaya çıkar. O da nedir? İnsanın varlık yapısında %70'i sudur. Zaten yaşadığımız dünyanın da %70'i su. Bunda bir analoji, bir benzetme vardır. Ve su, diğer katı maddelere nazaran 8 misli sesi fazla ileten bir özelliğe sahiptir. Bu sebeplerden dolayı su ve çeşitli adı geçen enstrümanlarla hareketin ve de müzikalitenin birleşmesiyle insan o yarıda bıraktığı aktiviteye yeniden ulaşma şansına sahip olur. Baksı da mutlu olur. Hasta da mutlu olur. Baksıların kullandığı çok önemli bir konu da beş sesli pentatonik müzik denilen konudur ki normalde bugün gündemde olan batı orijinli olduğu bilinen yedili sistem söz konusudur. Yedili sistemde oktavı ile 8 ses, oktavı çıkarılırsa 7 ses hakimdir. İşte do, re, mi, fa, sol, la, si gibi oktavı do olduğu zaman 8 ses olur. Bu 5 sesli sistemde oktavı ile 6 ses, oktavını çıkarırsak 5 sesin bir oktav içinde kullanılması anlamı ortaya çıkar. Müziğin tarihini araştırırken köklerine ulaştığımda ben aslında başka bir toplum ve başka bir kültürle de karşılaşabilirdim. Ama müziğin tarihi yolculuğunda en uçlarda, en köklerde karşıma çıkan bilgilerin Orta Asya'da ve bizlerin, yani Türklerin çıkış noktası olan topraklarda olması, müziğin dünya üzerindeki insanlığına ait müzik tarihinin Orta Asya'daki kaynaklar ve tarihler, yapılan bilimsel araştırmaların o tarihlere eşlemesi ve doğudan batıya geçen ve bütün dünyaya yayılan enstrümanların kökeninde aslında Asya medeniyetinin olması ve bu Orta Asya ile bizim ilişkimiz, Türk insanlarına ait mezarlardan çıkan enstrümanların tarihteki en eski enstrümanlar olduğunun ortaya çıkması gibi sonuçlar çıkmaya başladı. Pentatonik, yani beş sesli müziğin temelleri tarihten önceki devirlere kadar uzanır. Bu uygulama türünün Orta Asya Türk kültürünün etkisiyle çeşitli kültürlere yayıldığı ve bu kültürler tarafından da uygulanmaya başlandığı bilinmektedir. Ve bu müzik türünün tedavi değeri nedir diye soracak olursak, 1979 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde klinik psikoloji doktorası yaparken bir davet üzere İngiltere'ye gittim. Rampton veyahut da North of Robbins Müzik Akademisi diye adlandırılan müesseseye vardığım zaman orada otistik çocuklarla çalışıldığını gördüm. Ve bu beş sesli müzik improvize tarzında, doğaçlama tarzında çocuklara terapi olarak uygulanıyordu. Sordum, bu müzikten ne buldunuz? Bayan Alvin, oranın ikinci başkanı, bana şu cevabı verdi. Çocuklarda kendine güven ve kararlılık hissinin arttığını tespit ettik. Biz bunu uyguladığımız zaman aynı neticeleri aldık. Nitekim geçtiğimiz yıllarda Ankara'da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümünde çalıştık. Ve otistik, spastik, hiperaktif ve mental geriliği olan çocuklarda bu müzik türlerinin ve makam müziğinin ve beş sesli müziğin kullanılmasında klinik gözlemi itibariyle çıkan sonuçlar çok çarpıcı. Çocuklarda iletişimin arttığı, öğrenmenin kolaylaştığı yönünde. Bu raporların ışığı altında bu beş sesli müziğin bizim kültürümüzdeki yerini araştırdığımız zaman bütün eski Orta Asya Türk halklarında bu müziğin kullanıldığını ve Anadolu'da da çeşitli illerimizin tarihlerinde bu müziğin hakim olduğunu ve hala devam ettiğini de görüyoruz.